yani işte geç geldi ya ne bileyim. Yani, şöyle, çalışına şey yapamayız. Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş TÜGVA Yurt Binası'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan yaptı. Erdoğan Kahramanmaraş'ın merkezi 12 Şubat ilçesinde TÜGVA Yurt Binası'nın açılışı ve gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada geleceğin gençlerin elleri üzerinde yükseleceğini dile getirdi. Sizlerin heyecanı, dinamizmi, gözlerinizdeki ışıltı gerçekten bu ülkenin, bu toprakların geleceği için bizlere ümit veriyor. Daha kararlı, daha azimli, daha gayretli olmamız gerektiğini bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Gelecek sizlerin elleri üzerinde yükselecek, öyle değil mi? Milletin 200 seneyi aşkın batılılaşma adıyla ya da modernleşme kisvesi altında inançlarından, maneviyatından, değerlerinden, kültüründen uzaklaştırılmak istendiğini vurgulayan Erdoğan, insanların kodlarıyla oynandığını ve hafızalarının silinmeye çalışıldığını belirtti. Bu millet 200 seneyi aşkın batılılaşma adıyla veyahut da modernleşme kisvesi altında inançlarından, maneviyatından, değerlerinden, kültüründen uzaklaştırılmak istendi. Bizim kodlarımızla oynanmak istendi. Hafızamız silinmek istendi. Ve maalesef ülkemizde bunu yapmak isteyenlerin maşaları türedi. Dönem dönem değişik şekillerde bizim değerlerimizle, inancımızla kavga ettiler. Ve bizim özgüvenimizi ayaklar altına aldılar. Ama başarıya çok yaklaştıklarını sandıkları zamanlar geldi. Ve o zamanlarda bu millet onlara haddini bildirmeyi bildi. Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, şimdi bu milleti denize dökeceğini iddia edenler, güya emperyalizmle savaştıklarını zannediyorlar. O zaman soruyorum, neden siz Avrupa'da hayır kampanyalarını yaparken bunlarla kol kola omuz omuza duruyorsunuz dedi. Biz Yunan'ı denize döktüğümüzde, bu millet Yunan'ı denize döktüğünde Yunan'ın arkasında emperyalist güçler vardı. Kendileri Anadolu'yu işgal edemediler. Kimler? İngiltere, Fransa, İtalya. Ne yaptılar? Yunan'la bari bu işi yapalım dediler. Yunan'ı denize döktük. Emperyalist güçleri kovduk. Şimdi bu milleti denize dökeceğini iddia edenler güya emperyalizmle savaştıklarını sanıyorlar. Tamam da o zaman soruyorum. Neden siz Avrupa'da hayır kampanyalarını yaparken bunlarla kol kola, omuz omuza yan yana duruyorsunuz? Nasıl bir emperyalizmle mücadele bu? Bakıyorsun CHP zihniyetinin bir temsilcisi, yanında PKK terör örgütüne yakın birisi, yanında DHKPC terör örgütüne yakın birisi, sağlarında sollarında Avrupa'nın faşist geleneğinden gelen maalesef temsilcileri. Erdoğan, TRT'deki Payitaht Abdülhamit dizisini Sultan Abdülhamit'in hayatını, mücadelelerini anlattığını söyledi. Şimdi bir dizi başladı TRT'de. Merhum Sultan Abdülhamit Han'ın hayatını, mücadelelerini anlatan. Ne görüyoruz? 33 sene Osmanlı İmparatorluğu'nu onca sıkıntıya rağmen yöneten bir hükümdar, tahttan indirildikten sonra 600 yıllık imparatorluk 10 senede yerle bir edildi. Neden? İşte bu millet inancından, değerlerinden koparılsın diye. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da gençliğin, geleceğin güvencesi olduğunu söyledi. Böyle bir gençlik, böyle bir nesil geleceğimizin güvencesi. Geleceğe güvenle bakmamızın güvencesisiniz saygıdeğer gençlerimiz. Ben gerçekten bu vakıf hizmetleridir, sivil hizmetlerin zeminine oturması yönünde her birimize düşen büyük vazifeler olduğunu düşünüyorum. Sadece vakfın medeniyetimizden, kültürümüzden, tarihimizden gelen bu hizmetlerin sivil olması,
karşılıksız olması, ihlas ve samimiyetle devam etmesi hepimizin önümüzdeki toplumsal barışımızın güvencesidir. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, TÜGVA'nın kente kurulduğu günden bu yana önemli faaliyetler yürüttüğünü anlattı. Kahramanmaraş'ta kurulduğu günden bu yana çok önemli faaliyetlere imza atan, Kahramanmaraş gençliğine dinamizm getiren, Kahramanmaraş'ta çok önemli bir boşluğu dolduran TÜGVA'nın yurt açılışındayız. Gerçekten çok mutlu olduğumuz bir hizmet. Bizler de bu hizmetlerde olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. TÜGVA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Emanet, gençliğe hizmet etme inancı ve aşkıyla Türkiye'nin her yerinde adım adım yürüdüklerini belirtti. Türkiye çapında 95 yurdumuzda gençlerimizin konaklama hizmetini veriyoruz. 3000'e yakın burslarla gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu kadar hızlı büyümemizin bir amacı var. Çünkü bir derdimiz var. Bizler gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz. Bizler TÜGVA'nın neferleri olarak diyoruz ki asra and olsun ve tarih şahitlik etsin ki bu davanın öncüsü Sayın Cumhurbaşkanımızın mimandarlığında zamanımızı, mekanımızı, gücümüzü ve hayatımızı ve bedenimizi bu davaya feda etmeye ve vakfetmeye hazırız Allah'ın izniyle. Törene 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çetin, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Faktil, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Ya Allah, bismillah.